İlkay. Bugün sizlerle beraber dördüncü May dersimizi yapacağız. Daha önce ilk üç dersimizi yapmıştık, bir seri başlatmıştık. Sizlerden gelen yoğun talepler üzerine ben de kendi bilgim doğrultusunda sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Bunlarla ilgili güzel çalışmaları yapmaya çalışıyoruz. Bu arada hepinize teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel geri dönüşler aldık. Şimdi ilk ders videomuzda zaten enstrümanı çalmaya nasıl hazır hale getireceğimizle ilgili ilk ders videomuzda o dersimizi işlemiştik. İkinci ders videomuzda enstrüman üzerinde nota yerlerini çalışmıştık beraber. Üçüncü dersimizde vibrasyon, yani M'ye nasıl üflememiz gerekir, M'deki o güzel tınıyı, sesi nasıl alırız, bununla ilgili bir ders yapmıştık en son sizlerle beraber. Şimdi artık yavaş yavaş biraz da parmakları da çalıştırmanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Bugün sizlerle basit bir egzersiz bir dersimizde, birinci egzersizimize bugün sizlerle beraber başlayalım. Yavaş yavaş hem üfleme hem de parmaklarımızı geliştirici egzersizleri yavaş yavaş sizlerle beraber çalışacağız. Bugün basit ama faydalı, çok faydalı olduğunu düşündüğüm bir egzersiz sizlere öğretmeye çalışacağım. Şimdi bu enstrümanı öğrenmek için örnek veriyorum. Nasıl düşünün, bir araba sürmeyi öğrenmek istiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? İşte örnek veriyorum. İşte vitesi nasıl kullanacağınızı, aynaları nasıl kullanacağınızı bunları öğreniyorsunuz. Ondan sonrasında trafiğe çıkıyorsunuz. Şimdi bunda da aynı. Öncelikle bizim parmaklarımızı geliştirici egzersizler, üflememizi geliştirici egzersizler çalışmamız lazım. Bunları belli bir seviyeye getirdikten sonrasında zaten türkü çalmakta bir şey yok. Gerçekten türkü çalmak çok basit. Önemli olan türkü çalmak değil, önemli olan öncelikle parmaklarımızı ve üflememizi geliştirmek. Her şeyin başında da M'ye üflediğimiz tonumuzu geliştirmek. Yani M'ye üflediğimiz zaman o duygulu sesi almak, en önemlisi zaten bunlar. Bunları yapamadıktan sonra zaten istediğiniz şeyi çalın, flüt gibi gelir. Yani hiçbir anlamı olmaz. Şimdi dersimize başlamadan önce bir konuya değinmek istiyorum. Çok fazla yazan oluyor. Arkadaşlar, neredeyse her ders söylüyorum ama gene aynı soruları alıyorum. İşte Erdem hocam, internetten mey aldım, ses çıkmıyor. Hocam, internetten mey aldım, İşte kamış hemen kenarlarından çatladı. İşte bununla ilgili bir sürü sorular geliyor. Ben daha önce de söylemiştim.
Bu enstrümanı öğrenmek istiyorsanız kaliteli, profesyonel bir enstrüman almanız şart. Bunu unutmayın. Lütfen bilmediğiniz, tanımadığınız insanlardan enstrüman almayın. İnternetten, mağazalardan gidip de yazık günah paranız çöpe gidiyor. Sonrasında size de yazık, ben de üzülüyorum. Yani boşu boşuna gidip de paranızı hiçbir işe yaramayacak bir enstrümana harcıyorsunuz. Bu konuyla da ilgili zaten yardım almak isteyenlere ben elimden geldiğince yardımcı oluyorum. Yani kaliteli enstrüman isteyen arkadaşlara ben yardımcı oluyorum. Zaten web sitemde var, meykursu.com. Instagram adresimden zaten bana gene ulaşabilirsiniz. Bu konuyu özellikle söylüyorum çünkü inanın her hafta belki 10 tane mesaj geliyor bu şekilde. O yüzden özellikle her ders bunu vurguluyorum. Lütfen almayın. Gidip oyuncaklara enstrüman diye para vermeyin arkadaşlar. Evet, yani illa benden alın demiyorum. İstediğiniz yerden alabilirsiniz ama en azından güvendiğiniz gerçekten bu işi yapan atölyelerden, ustalardan yani usta bu işten anlayan insanlardan enstrümanlarınızı alın. Enstrümanınızı almadan dinleyin. Gerçekten çalıyor mu, çalmıyor mu? Size çalamayacak insanlardan enstrüman almayın. Evet. Şimdi bunu da arada söylemek istedim. Şimdi egzersizimize yavaş yavaş başlayacağız. Önce bir kontrol edelim. Evet, enstrümanımız tamamdır. Şimdi arkadaşlar, öncelikle bütün perdelerimizin hepsini kapatıyoruz. Bütün perdeler kapalı. Bütün perdeler kapalı. Biz vibrasyonu yaparken, üfleyerek, vibrasyondayken teker teker bu parmaklarımızı kaldıracağız ama şu şekilde. Örnek veriyorum, hepsi kapalı fa. Fa'da üfledim. Sonra en alt parmağımı kaldırıyorum. Sol. Tekrar kapatıyorum fa. Sonra bir üst parmağımı kaldırıyorum. Kapatıyorum. Sonra si parmağını kaldırıyorum, indiriyorum. Do'yu kaldırıyorum, indiriyorum. Re'yi kaldırıyorum, indiriyorum. Mi'yi kaldırıyorum, indiriyorum. Sonra alt fa'yı kaldırıyorum, indiriyorum. En üst sol ve bu şekilde geri geliyorum. Sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, fa. Şimdi bir daha gösteriyorum arkadaşlar. Vibrasyonla üflerken hepsi kapalı başlıyoruz. Yani hepsi kapalı sabit teker teker her notaya gidiyoruz. Ne yaptık? Fa, sol, fa, la, fa, si, fa, do, fa, re, fa, mi, fa, 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 sol, fa, 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 mi, fa, re, fa, do, fa, si, fa, la, fa, sol, fa. Çok basit bir egzersiz ama gerçekten çok faydalı. Şimdi üfleyerek bunu nasıl yapacağız bir daha göstereyim. Ağır ağır yapıyoruz. Unutmayın, bütün egzersizleri öncelikle çok ağır ağır başlıyoruz. Yavaş 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 metronomu, tempomuzu ne yapacağız? İlerleteceğiz. Ama yavaş yavaş. Yani iyice egzersizi sesler temiz doğru geliyor şekilde ilerleteceğiz. Yoksa çok hızlı yapmanın bir anlamı yok. Hepsi bozuk geldikten sonra. Şimdi başlıyoruz yavaş yavaş. Bu arada dediğim gibi vibrasyonlu. Yani ne yapıyoruz? Hem dudağı çalıştırıyoruz, hem parmakları. Gördüğünüz gibi teker teker yukarı kadar, sola kadar çıktım. Daha sonra ne yapacağız? Burada nefes alacağız.
Bu sefer de aşağı ineceğiz. Bu gayet basit. Ama tabii biz ne yapacağız? Bunu yavaş yavaş hızlandıracağız. Şimdi çok ağır şekilde önce bir iyice öğrenelim. Ne dedim? Hepsi kapalı. Teker teker bütün perdeleri açıp kapatıyoruz. Fa. Açtım birinci parmağımı. Kapattım. İkinci parmağımı açtım. Kapattım. Üçüncü parmağımı açtım. Kapattım. Dördüncü parmağımı açtım. Kapattım. Beşinci parmağımı açtım. Kapattım. Altıncı parmağımı açtım. Kapattım. Fa'yı açtım. Kapattım. Sol'ü açtım, kapattım. Sonra ne yapıyorum? Geri dönüyorum. Fa'yı açıyorum, kapatıyorum. Mi, re, do, si, la, sol, fa. Şimdi bir daha yavaş yavaş yapalım. Önce yukarı çıkalım. Ondan sonra nefes alalım, aşağı inelim. Vibrasyonu da unutmuyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde çıkışı yapıyoruz. Farkındaysanız sesler nasıl dengeli geliyor? Yani seslerin doğru gelmesi de önemli. Burada bütün sesler bozuk geldiği zaman bu egzersizi yapmamızın çok bir anlamı da kalmaz. Önemli olan hem vibrasyon hem doğru sesleri üfleyebilmek hem de parmaklarımızı şaşırmadan sırasıyla kaldırmak. En üste geldik sole. Hatta bir daha yapalım, tekrar edelim. Nefes aldım. Bu şekilde. Şimdi bu egzersizimizi evinizde metronomunuz varsa metronomla beraber düşük bir tempoda başlıyoruz. Bu şekilde. Üflüyoruz vibrasyonla beraber. Sonra yavaş yavaş bunun ne yapacağız? Hızlandıracağız. Yavaş yavaş. Gördüğünüz gibi ne yaptım? Bir tık daha hızlandırdım. Örnek veriyorum. İlk gün diyelim ki, örnek veriyorum. Biz 70 tempoda başladık. İlk gün 70 tempoda çalışıyoruz. İkinci gün ilk 15 dakika 70 tempo ile başlıyoruz. Sonraki 15 dakika ne yapıyoruz onu? Örnek veriyorum 78 veya 80 tempoya çıkartıyoruz. Sonra ne yapıyoruz yavaş yavaş? 80 tempodan diğer iki gün ilk 15 dakika 80 tempo ile başladık. Sonra 83, 84, 85. Hani kendi durumunuza göre devamlı tempoyu hızlandırarak yaptığımız egzersizi daha yukarı taşımamız lazım. Daha hızlı hale getirmemiz lazım. Ne kadar parmaklarınızı hızlandırırsanız, tabi bu nasıl olur? Her gün çalışmayla onu olacak bir şey. Her gün çalışıp parmaklarınızı nasıl hızlandırırsanız zaten belli bir zaman sonra kendiniz de daha rahat çalabildiğiniz, parmaklarınızı daha iyi kontrol edebildiğinizi görürsünüz. Bu egzersizi yaparken örnek veriyorum, bazı arkadaşlar diyeyim biri kaldırdın, iki kaldırırken üçü de kaldıracak. Mesela böyle hatalar mutlaka olacak işte. Burada amaç beynin parmakları kontrol etmesi. Yani parmaklar bizim isteğimiz doğrultusunda hareket etsin. Biz hangisini istiyorsak o kalksın. Yani kendi kendine bu kalkarken bu da kalkmaz.
Zaten buradaki amaç o. Parmakları bizim kontrol etmemiz, bizim istediğimiz gibi parmakların hareket etmesi. Bu önemli. Yoksa bu olmadığı zaman zaten kara düzen çalanlar gibi işte ne çaldınız belli olmadan çalarsınız. Ama bunları yaptığınız zaman daha bilinçli şekilde ne yaptığınızı bilerek parmaklar tamamen sizin kontrolünüzde olur. Ve bu tabii ki de sizin çok daha ilerlemenizi, iyi bir seviyeye gelmenizi sağlar. Evet, şimdi bir sefer daha tekrar edelim beraber. Ne dedik? Hepsi kapalı başlıyoruz fa'dan. Fa, sol. Fa, la. Fa, si. Fa, do. Fa, re. Fa, mi. Fa, 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 sol. Nefes aldık. Bir daha başlıyoruz. Yukarıdan aşağı iniyoruz. Fa, sol. Fa, fa. Fa, mi. Fa, re. Fa, do. Fa, si. Fa, la. Fa, sol, fa. Bir daha uygulamalı gösteriyorum. Sol'e çıktık. Ne yapıyoruz? Burada nefes alıyoruz ve bir daha başlıyoruz. Evet. Vibrasyonu unutmuyoruz. Devamlı vibrasyon var. Bunu yavaş 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 hızlandıracağız. Biraz daha hızlandıracağız. Yavaş yavaş gidebildiğimiz kadar yapacağız. Zaten ne kadar çalışırsanız o kadar daha iyi seviyeye gelir, daha hızlanır ve parmaklarınız da gelişir. Şimdi burada şuna dikkat edin. Çok hızlandığımız zaman ne oluyor? Vibrasyonu artık yapamaz hale gelebiliyoruz. Orada zaten belli bir hızdan sonra artık vibrasyonun bir önemi yok. Orada tamamen parmakları artık çok hızlandırıyoruz. Yani bu tabii söyledim, çok belli bir seviye hızdan sonra. Gördünüz. Bu tempoya geldiğiniz zaman zaten vibrasyonu yapma şansınız yok o tempoyla. O yüzden orada vibrasyon önemli değil. Burada artık parmak önemli. Ağırken vibrasyonlu, çok hızlandığımız zaman çok vibrasyona gerek yok. Bunu götürebildiğiniz kadar, hızlandırabildiğiniz kadar hızlandırıyorsunuz. Zaten parmaklar için çok önemli. Ya biz bile mesela belli bir zaman çalışmadığımız zaman yaparken bizde de düşüş oluyor. Yani bunun örnek veriyorum, uzun zaman çalmakla yeni öğrenmek arasında fark yok. Yani nasıl fark yok? Biz de çalışmadığımız zaman geriye gidiyoruz. O yüzden düzenli, disiplinli şekilde çalışmak çok önemli. Her gün bir saat çalışan bir insan gerçekten 6 ayda 1 senede çok ciddi yol kat eder. Bu gerçek. Çünkü zaten mey çok zor bir enstrüman değil. Sen o kadar emek verdiğinde mutlaka bunun çok iyi bir şekilde geri dönüşünü alacaksın. Evet. İlk egzersizimize bu şekilde başladık. Çok zor değil. Çok kolay bir egzersiz de değil ama benim sevdiğim bir egzersiz.
Tamamen parmakları beynin kontrolünü sağlayan, yani bilinçsizce değil tamamen isteyerek ne istiyorsan onu yapacak parmaklar. Yani senin kontrolünde olacak. Bu şekilde bu egzersizimizi ilk başta bununla başlıyoruz. Daha sonrasında egzersiz 2, 3, 4 bu şekilde en aşağı 4-5 tane de size parmaklarınızı geliştirecek egzersizler vereceğim. Bu egzersizleri ne kadar iyi çalışırsanız, ne kadar düzenli çalışırsanız o kadar parmaklarınız hızlanır ve ilerlersiniz. Ama egzersiz çalışmayan arkadaşlar, örnek veriyorum, bir sefer yaptım, ondan sonrasında tamam ben artık bunu yapıyorum değil. Devamlı. Devamlı çalışacağız. Mey elimize aldığımız zaman en aşağı her gün 10 dakika, 10 dakika, 15 dakika vibrasyon. İşte bu öğrendiğimiz her egzersizi en aşağı 10-15 dakika çalışacağız. Bunları çalışırsanız kısa sürede parmaklarınız ciddi anlamda iyi bir seviyeye gelir. Ama çalışmazsanız maalesef aynı yerde kalırsınız. Dediğim gibi türkü çalmak önemli değil. Önemli olan bu parmakları hızlandırmak, geliştirmek, tamamen bilinçli bir şekilde parmakların senin kontrolünde olduğu şekilde çalmak önemli. Ondan sonrasında zaten türkü çalmakta hiçbir şey yok. Türkü çalmak gayet basit. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Dersi dinlediğiniz için. Bu arada dersi dinlerken arkadaşlar ileri kaydırarak gittiğiniz zaman orada bir kelime bile bir şey kaçırdığınızda anlamayabilirsiniz. O yüzden dersi mutlaka kesmeden sonuna kadar izleyin ki arada bir şeyleri kaçırmayın. Orada mesela bir şey söylerim. Onu duymadığınız zaman bağlantıyı kurmanız zor olabilir. O yüzden ona dikkat ederseniz sizin için daha sağlıklı olur. Dediğim gibi tekrardan enstrüman kaliteli, güzel enstrüman isteyen arkadaşlar zaten telefon numaram yazıyor. Oradan Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Online görüntülü dersi isteyen arkadaşlar bana ulaşabilirsiniz. Ben elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum zaten. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize saygılar sunuyorum. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.